Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, biz bugün annemin ziyaretine geldim. Annemin babamın. Evet arkadaşlar, bugün annemi de videomda göstermeyi istedim size. Bunu da getirdim arkadaşlar, sulayacağım. Evet. Güllerimiz de bayağı bir şey olmuş. Ama yine de tomurcuklarmış arkadaşlar. Yine de tomurcuk var, ben şöyle göstereyim. Şöyle bir dökmeye başlayalım. Önce şeyimizi dolduralım şunu. Bugün anam suyu çok severdi arkadaşlar. Anam gerçekten suyu fazla severdi. Onun için su vazgeçilmez bir şeydi yani. Yaz kış soğuk su içerdi. Allah rahmet eylesin. Tüm geçmişlerimizi Allah'ın peygamberi Efendimiz'e komşu eylesin. Yattıkları yer yollar olsun inşallah. Evet arkadaşlar. Gerçek. Ananın yeri bir başka arkadaşlar. Ana gerçekten herkesi toplayan, herkesi bir arada tutan anaymış. Ben bunu öğrendim. Ben anama dedim ki, ana dedim, ne dedi. Sen ne olsan insan var ya, biz bir daha bir araya gelemezdik de derdim. Yok oğlum derdi ya. Ben mi getiriyorum sizi bir araya derdi. Dediğim gibi de oldu yani. Bir daha bir araya gelemedik. Hiç kimseyle. Kardeşler olarak. Yani gelsek de anamın varlığı varken birleşimimiz olmadı. Bu saatten de olmaz herhalde. Böyle gider. Bunu kırmışlar herhalde arkadaşlar. Bunu kırmışlar. Bir nereye yapıştırmışlar lan seni? Öyle yapıştırdım. Kim kırdıysa kırmış bunu arkadaşlar. Çünkü de şurada yapıştırılıyordu bu. İşte bu. Gitmişler silikonla, silikon getirmişler, silikonla yapıştırmışlar bunu. Kim yapıştırdıysa kırmışlar. Diyeceğim o. Allah'ım tüm geçmişlerimizin mekanını cennet eylesin. Allah'ım korktuklarından korusun. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Burada ne kadar yatan insan var. Kimi zengin, kimi fakir, kimi yoksul, kimi anası babası garip. Evet. Sonuçta herkes aynı mezarlığa giriyor. Aynı toprağın altına giriyor. Hiç kimse kimseden fazla bir şey götürmüyor arkadaşlar. Herkes aynı. Allah bir top kefene nasipsin inşallah. Herkesi. Yani onu bile, kefene bile sarılıp da gömülmeyen insanlar var. O kadar çoluk çocuk mesela savaşta. Diyeceğim o ki, herkes eninde sonunda gireceği bu toprağın içi. İster zengin ol, ister fakir ol. Ne olursan ol, bu toprağın içine girilecek. O kadar da malın mülkün de olsa, o kadar evin barkın da olsa, dediğim gibi hiçbirini getirip de bu mezarlığa sokmayacaksın. Diyeceğim o arkadaşlar. Kimsenin içini karartmayın. Yani kararılacak bir şey de yok. Aslında her zaman hatırlayacağımız bir şey ölüm. Her zaman aklımızın bir ucunda olması lazım. Her an insan, her şey olabilir. O yüzden Allah herkese uzun ömürler versin. Hele ki hastalarımıza, yaşlılarımıza Allah yardım eylesin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Selamun aleyküm arkadaşlar. İyisinizdir canlar. Evet arkadaşlar, beni sorarsanız bugün ben Kezban teyzenizin mutfağındayım. Annem arkadaşlar, Fikriye alaması aldım annemi. Ondan sonra ben de aklıma şepe geldi arkadaşlar. Evimizde kara un vardı. Biraz da ak un vardı arkadaşlar. Onu kattım. Bir şepelik yoğurdum arkadaşlar. Bakacağım. Olacak mı? Hiç özü yok vallahi şöyle. İçine de bir şöyle kaseyle yoğurt arkadaşlar. Yoğurt kattım. Özü yok ya, özlendirsin diye. Maya kattım. Tuzuydu, şekeriydi, yağsıydı. Hepsini garelledim arkadaşlar. Bir güzel yoğurdum. Burada anneme şefe yapacağım arkadaşlar. Birazını anneme koyacağım. Birazını da Enes'e. Tabii biz ekmek yemediğimiz için. Belki bugün anaklam da gelirse çayın yanında içerik. Bugün diyeti bozabilirim ben. Enes'imin anneannesine yapayım arkadaşlar. Ne kadar olursa. Ablam da gelirse, ablam burada oturduğu yerde yapacak arkadaşlar. Şimdi de getirdim orada. Tavamı da yine ilerleyen zamanlarda gösteririm.
Anneme Fikri Hanım'a saldım ya. Onun haberi yok arkadaşlar. Geldim sabahına. Şu ekmek baharım buradaymışmış. Ondan sonra acıma onu götürdüm. Ne edeceğim dedi. Ben de işim var dedim. Demedim anneme. Ondan sonra şöyle. Hem şepe yapacağım. Hem salçamızı karıştıracağım arkadaşlar. Karıştırmakta baya bir fayda varmış canlar. Bak iki gündür karıştırıyor. Baya koyulaştı. Bakalım nasıl olacak. Güzel olacak mı? Patates katacaktım. Zaten unun özü hiç yok. Patatese katarsam iyice elden avuçtan çıkar. Biraz özlüğün kattım. Biraz yoğurt kattım. Kendini tutsun diye. Ablam yapmışmış arkadaşlar da. Çok lezzetliydi vallahi. O yüzden de ben deneyeyim dedim. Bir daha annem somun yiyor arkadaşlar. Onu yiyen atar. Birer birer bunu çıkarsın. Bunu yesin. Abim alıyor geliyor birer birer. Bazen yiyemiyor, bayatlıyor. O da sert sert yemesin dedi. Bunu yaptım. Bakalım annem beğenecek mi? Kezban teyzeniz. Dün rahatsızdı. Bugün dedik ki git dolaş gel gözün burnun açılsın. Ben dedim karıştırırım. Pek de kuru şey olmasın ya. Küçük olmasın. Küçük oldu mu kuru oluyor. Şepe. Bayağı biraz şey olsun. Sen ne yaptın Yeniz? Ne yaptım ben de aynı duruyor. Devam mı? Aynı. Şöyle attım da arkadaşlar şimdilik. Sonra iyileştiririm bitince. Yine de şeyin faydası olmuş ha. Özlüm. Tutuyor kendini. Ama çürük şeyi çamur gibi de atıyor kendini. Ablam gelene kadar ben kendim de çeke dur. Birer birer yaparım. Olduğu zaman arkadaşlar ben bezisini aldım. Evet arkadaşlar misafir çuvaldı. Şepeyi duyan geldi. Şepe'nin ne mi? İyi hadi bakalım. Şöyle pişiyor. Az kaldı canım. Anaplam, anaplam gına gelmeden biteydi. Bir bakıyorum ya anaplamıcık. 6-7 nasıl 7 kalmış yapmadım. Ne mi? Onu incecik aşkı bir şey olmaz onu. Böldüm ama. Ha ne mi? Girip birleştirin bu kolaçımda. He bak, tamam. Yo yo olsun gayrı öyle yap. He he kalın. İki tane yapalım. He. Yumurta için onu yalan. He he yalan. Aynen. Fırça olsa diye sakın peynirli böreği fırçaya kırırım yağlay veririm. Çünkü şu naz darsında. 2,5 yumurtayı, 1,5 yumurtayı. Arkadaşlar dün annem bağcan kızartmış ya. Şey yumurtada 3 yumurta nem kırıvır dedi. Ben de tamam dedim. Nadir yumurta kırdın diye sordu. Ben de 2,5 dedim. Evet. Halbuki 5 tane yumurta kırdım. Ama madem dayın var, benim var, anneannen var. Ana teyzen var. Evet. Ondan sonra kaş kırdın. Nasıl iyi olmuş ya ne anne diyor. Kaş kırdın diyor Adem dayın da. Ben de ses abi duymaz sana. 29 tane var ne oldu? Anneannem burada, anneannem burada diyorum. Ya hiç geldim oturayım mı ya? Diyorum, yatağında ya diyor. Evin burada olsa töbe gitmez yatağına. Sonunda geldi ama. He, buraya otururdu sandalyeye yaz. Fikri Hanım'a götürmüş. He, büyüğün bir gelsin gelsin dedik. Ana! Ana! Yine töbe ısırdın mı cimcikledin Yusuf? Vallahi çocuk hiçbir şey yapmıyor. Yok. Yok o bazen ısırır ya da öptüm sakallar batıyor ya ondan da ağlar. Yine
çiçeğim. Nar çiçeğim benim, nar çiçeği. Yürüyen diye anne şey yapıyor. Tişörtte nar çiçeği yakışmış kıza. Onları değiştirin. Pazartesi hep yıkadım Hümüş. Da Yusuf gelsin de bir dansın oturma odamızın perdesine. Dansın teyze. İkiniz dedik ya, ba, ille diyor bari bir de sana, daha sana da diyor. Yusuf gelir dedim. Evet arkadaşlar. Misafirimizin biri daha şey yaptı. Cemaat çuvattı. Şunu mu attın da döndürün bunu? Yok canım daha her şeysi var. Dur hiçbir şey olsun da bulgur bulgur öyle. Yok bu iyi dönüyor onu bulgur bulgur. Evet. Tamam baba. Hoca tavada nasıl? Kim olmuş bu? Tamam. Numara sen mi aldın? Evet canım. Bize de alaydın kızım. Parasını bir de alın baba. Al, 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 al da veririm. İyi tamam. Vallahi ne aldın? Ne yapıyorum lan? Annem aldım zaten orada. Ama ben de yaşıyordum. Ben de alayım diye. Dedim de almadın ya Kemal istedim de. Aradım, haberim yok ki. İyi yalanım. Sen de ben avradım sana en iyisini alırım dedin de almadın. Demek ki buymuş en iyisi. En iyisi bu değilmiş. En iyisi buymuş bak. Durma ya vallahi. Biraz geziyor bak. En iyisi buymuş. Yılan şurada kola ne var? Su var orada. Kola var. Anne başka var mı kızım? Ana yağ da var. Gördüm gibi aynı. Açılır. Yo ya değilmiş. Şey. Kabarması mı lazım bunun? He ya fark etmiyor zaten öyle bir şey. Gönderdim. Ha, hı? Bak 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 görüyor musun? Kemal bile beceriyor ana. Her şeyi becerir. Tamam dur canım. 9 parmağında 9. Eskiden 10'da da çalıştım ya ben onda. Aa 9 parmağım mı? Hümeyra bir Yusuf bir şaka yapım dedi Hümeyra'ya. Tişörtünü yıkadı boydan aşağı. Ben de merhaba manken hanım diye yazdım. Ondan da senin karın niye küçük demiş. Bir de seni görseydik bari diye yazdım. Ben yine mi görmüş ben kaç senedir olmuş. Şey değildim. Zaten beklettiğim işimdir. He belki de yeni abone olduysa. Yok ya sen de belki de yaş olarak demiştir. Kemal sen hemen boyuma ama geçtin. O zaten ilk başta demiş yani şişman aile diye. Anladın mı? He. O öyle oradan zaten bir vurmuş. İyi diyecek adam öyledir yani. Sen onun yaşında küçük boyluymuş diyebilir yani. Boyda küçük boy var da türlü türlü huyu var i̇şte, kardeşim. 10 parmağın dolma. İşte ona da ben de dedim ya sen nasılsın? Bir de seni görseydik dedim yani. Manken misin? Zaten yarın geliyor mu? Şirin misin? Kim o? Görürsen yine. Canlı canlı çıksın. Bir de canlı dedik ya. Çok güzel olmuş valla. Şöyle niye attın onu? Tadı nasıl iyi olmuş? Şöyle atsak. Peynirli de daha güzel olmuş. Peynir yiyormuş olsaydı. Anaklığında olan peynirini nasıl doldurur şey Yusuf? Alasaydık. Kendi doğum ettim, rahna gittim, bir börek git dedim ya. İki dedim, özücü tamam, olmuş şey, dedim. Tamam kameraya bak kameraya, vallahi kafana vururum bakma. Alsın gelsin Kemal'a. Burada dört peynirimiz bin... aslında duruyor, hiç cimeği yok. Onu alkan bir enes gitse de buzdolabımızda alsa gelsin. Alın gelin, makarna getir. Gidin de alın gelin işte şepe yapın. Şepeyi ağlayalım. Senin aldığın peynirde. Ne? Bunlar da şepeyi ağlayalım, çayla içelim. Yağıyı da. Ya emlemekte canım, merak. Sen pişir de ben giderim, tamam. Neyse arkadaşlar Kemal bir şire dursun ben gidip o peyniri bir alayım gelin. Hadi iş yapma. Bitir mi bu? Bitir. Bişti değil mi? He bişti bana bişti. Bak bacı. İyi haydi. Bak bacı. Gözüm korumur. Hı güzel. Arkadaşlar şöyle dayısı yeğenini sallıyor adama bakın rahatına. Evet biz şepelerimizi bitirdik canlar. Tamam oğlum bir dakika. Dur neyse şu emziğini verin bari de. Anne bu yani nedir? O yani annem. Sağlama kabı varsa koy vur Hümüş. Yine lazım olur yarın. Ben onu çıktım da oralar bir. Hadi. Evet arkadaşlar Kezban teyzen de telefonu açmış. Beni gelin de götürün diye. Şöyle bir bakın arkadaşlar şepenin güzelliğine. Çok güzel oldu. Birazını şimdi çayın yanına koyup. Niye siyah oldu diye sorarsanız arkadaşlar çünkü siyah unudu, esmer unudu. Tam şey un. Buğday unu yani kepekli eskilerin unundan tam. Kara un. Yine de daha bunun içinde şey var Hümüş. Adını sen getir. Normal, normal un var, beyaz un. Daha yoğurdun anneyim oldu böyle ya değilse daha olmazdı. Ama yoğurt kattım içine. Acımsın. Yok senin ağzında var bir şey. Ben yapmadım. Yani.
Vallahi yapmadı. Vallahi direkt, ben kaç kere yedim amına. Daha siz yiyin de ondan sonra. Bir şey de çay koyalım hemence. Hümüş de öyle temizleyelim buralar. Şey, suyu akıt. Milangazada bir şey yağ çözücü sıkalım. Şöyle. Şunu şey diyeceğim ama öyle ki. Ne aşkım? Şöyle koy buranın derin dondurucunun üstüne koy oradan alırız. Daha Hümeyra'm tatlı da getirdi arkadaşlar hiç sormayın. Buzdolaba koysaydık soğurdu. Zaten azıcık soğudum. Bunu daha şeyden mi öğrendin Rabia ablandan? Neyi oldu mu? Üstünü süslemişsin ya. He canım da şey Ayşe Bulaklama sordum. Tarifini de ondan aldın. He, ama üstünde normalde Magnolia'nın üstünde de bisküvi olurmuş arkadaşlar da ben yapmadım işte. Şurada üzüm. Dün İlhan Amgül'ün oradan kopardıydı. Yazık ablam yiyeyim diye aldı. Yemedi. Neyse arkadaşlar. Bugünlük de videomuz böyle olsun. Herkes Allah'a emanet olsun.